Merhabalar, hoş geldiniz. Son haberleri sizler aktaracağız. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da terörle mücadele operasyonlarına izin verdiğini duyurdu ki açıkçası ne demek istediğini anlayamadık. Yine Paşinyan, "Biz Rus barış gücünün dağlık Karabağ konuşlandırılmasını kabul ediyoruz fakat Azerbaycan bunu kabul etmeyecektir." şeklinde açıklamalar yaptı. Yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir foruma katılarak çok sayıda açıklama yaptı. Yine aynı zamanda basından gelen soruları da cevapladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kırım'ın mülkiyeti konusundaki pozisyonu önemli değil. Asıl mesele Rusya'nın çıkarlarının Kırım'da güvenilir bir şekilde korunmasıdır. Yine Putin Dağlı Karabağ ile ilgili durumu istikrara kavuşturmak için Uzun yıllar bu krizi çözmek için çeşitli seçenekler sundu. Azerbaycan topraklarının önemli bir kısmının kaybedildiği durumda zaten daha fazla devam edilemezdi. Yine Putin 27 Eylül'de Dağlı Karabağ'daki çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık 5000 kişinin öldüğünü iddia etti. Tam açıklaması şöyle: Elimizdeki verilere göre Karabağ savaşında toplam 5000 ölü var. Her iki tarafta 2000'den fazla kurban verdi şeklinde bir açıklama yaptı ki tamamen yalan söylüyor. Yine burada kısaca Ermeniler ile Azerbaycanlıların aynı güce sahip olduğunu anlatmaya çalışıyor ki her ikisinden de 2000 olduğunu vurguluyor. Yani bir algı operasyonu yapıyor. Yine Putin, Kırgızistan'da yaşananlarla ilgili Kırgız ekonomisine yardım etmek için 100 milyonlarca dolar harcadık. Tabii ki orada olup bitene acımadan bakamayız ama tavsiyemizi de dayatmıyoruz şeklinde bir açıklama yaptı ki inanırsanız yine orada bulunan sözde cumhuriyetin sözde Dağlı Karabağ Cumhuriyeti'nin sözcüsü Suşan Stepanyan bir başka Bayraktar TB2 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu ki uzmanlar bunu Yalanlamış. Ben artık bu iddialara girmiyorum. Düşsen olacak diyoruz. Düşmesen olacak. Zaten kendileri yok olma noktasında. Putin'in iki açıklaması daha varmış. Onu atlamayalım. Rusya'nın Karabağ'daki durum için özel bir sorumluluk hissettiğini, çatışmada her iki taraf için de kabul edilebilir tavizler bulmaları gerektiğini söyledi. Yine Putin, günde birkaç kere Paşinyan ile görüşüyorum. Türkiye ile bazı konularda ayrı düşünüyoruz. Karabağ konusu 30 senedir çözülmemişse. Bu o demek değil ki silahlar konuşsun. Agit Minsk grubunun Karabağ konusundaki formatının değiştirilmesi gerekip gerekmediği sorusuna cevabım yok şeklinde açıklamalar yaptı. Rusya demişken Rusya'dan bir haber aktaralım. Rus askerler her zamanki gibi içmeye devam ettiklerinden dolayı başlarına iş açıp duruyorlar. Ekranda gördüğünüz ZMA'yı kontrol eden bir mürettebat yanlışlıkla kendi üstlerinin bulunduğu havaalanının duvarını yıkmış. Bu görüntülerin Volgurat'taki Gümrak Havalimanı'ndan olduğunu da söyleyelim gerçekten çok ilginç. Ardından askeri tutukladıklarını görüyoruz. Yine Karabağ ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde temsilciler meclisi üyesi Pelon 30'dan fazla imza ile Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması ve Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına dair yasa tasarısı sundu. Bilindiği gibi bugün 23 Ekim ve önemli bir görüşme gerçekleşecek. Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Mike Pompeo ile görüşmek üzere Amerika'ya gitti. Fakat bir gelişme daha ortaya çıktı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ribakov, özel temsilci elçimiz Igor Popov Washington'a gitti şeklinde bir açıklama yaptı. 23 Ekim'de yani bugün ABD'nin yapacağı Dağlı Karabağ dair temsilcilerle temaslarına katılacağı açıklandı. Agit Minsk grubu eş başkanlarının da orada bir toplantı gerçekleştireceği aktarıldı ki hiç iyi bir gelişme değil. Yine Ebu Fez Elçi Bey Başkanı Agil Samet Beyli 11.598 düşman askeri paket, 8.086'sı ağır yaralı devam şeklinde bir paylaşım yaptı. Yine Ermenistan Savunma Bakanı Tonayan'ı görüyorsunuz. Dün işgal altında olan Laçin kentine gitmiş. İşgalci Ermenilerden kentten kaçmamalarını ve sonuna kadar savaşmalarını rica ettiği aktarılmış. Azerbaycan ordusunda görevli Albay Şükür Hamidov'u görüyorsunuz. Cephede şehit düştü. Allah rahmet eylesin diyelim. Rusya araştırmaları uzmanı Profesör Doktor Salih Yılmaz'ın açıklamalarına bakalım. Ermenistan ordusu köylerden ve kasabalardan çekilerek Dağlı Karabağ merkezi olan Hankenti, kenti, Şuşa, Laçin hatta ormanlık arazilerde savaşa hazırlanıyor. Bunun nedeni hava üstünlüğü tamamen Azerbaycan'da olduğundan Siyaların etkisiz olacağını düşündüğü ormanlık bölgelerde Ermenistan yeni bir hat kuruyor. Ermenistan ordusunun ormanlık alanlarda Azerbaycan ile baş edebileceğini düşündüren nedir bilmiyoruz. Ancak ormanlık arazide de Azerbaycan'ın hazırlıklı olduğu ve askerlerini buna göre yetiştirdiği düşünüldüğünde Ermenistan'ın pes etmekten başka kısa bir çözümü yok şeklinde bir değerlendirme yaptı. Yine Amerika'ya gidiyoruz. Demokratların senato lideri Schumer'i görüyorsunuz. Türkiye'nin terör örgütü PKK, YPG'ye karşı insan haklarını ilali gerçekleştirdiği Tabii o YPG, PKK demiyor Kürt demiş. Ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmayı alevlendirdiğini söyleyerek Türkiye'ye karşı harekete geçilmesini istedi. Fakat Cumhuriyetçiler bu öneriyi reddetti. Yine Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan Demokrat Şumere bir cevap geldi. "İç siyasi gündeminiz için Türkiye'ye karşı asılsız iddialara başvurmanız utanç vericidir. İnsan hakları ihlalleri konusunda gerçekten endişeleriniz varsa partnerleriniz Rakka'daki eylemlerine baksın." şeklinde bir cevap verdi. Yine Fransa'nın dinimize hakaretleri sebebiyle çok sayıda ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlandı. Bizim de halk olarak bilinçli olmamız lazım. İşin ilginci Türk ürünlerini boykot uygulayan Suudi Arabistan bu boykotu destekleyen başlıca ülke oldu. Yine Kuveyt'ten de çok sayıda görüntü servis edilmiş. Paylaşımları ve fotoğrafları görüyorsunuz. Bir diğer ülke olan Kazakistan'dan gelişmelere bakalım. Kırgızistan'dan sonra Kazakistan'da da erken seçim ilan edildi. Kazakistan parlamento seçimleri 10 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Bağdat'a gidelim. Irak Bağdat'ta resmi hükümet ile sözde bölgesel yönetim arasında imzalanan Sincar Anlaşması sonrası İran istihbaratından bazı yetkililer Sinjar'a ziyaret gerçekleştirerek PKK yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Zaten her zaman diyoruz, İran asla PKK'ya bir şey yapmaz. Yine dün sizlere Daesh'in tekrardan Suriye'de harekete geçtiğini söylemiştik ve Esad'ın karşı bir saldırı hamlesi olduğunu söylemiştik. Bununla ilgili Esad yeni takviyeler gönderdikten sonra havacılık desteği sayesinde Daesh'in tekrardan çöle kaçtığı aktarılmış. Yine Şam ve kırsal bölgesinde sözde müftü olarak görev yapan Adnan el Afyuni'yi görüyorsunuz. Sözde müftü dememin sebebi tamamen Esad'ın baş destekçisi olması. Şam'ın Kutsiye bölgesinde aracına yerleştirilen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarılmış. Not olarak benim dediğim yazılmış. Altan Afyuni Esad'ın önemli destekçilerinden biriydi şeklinde. Evet dostlar, tüm gelişmeleri sizlere aktardık. Yeni gelişmeler olduğunda aktarmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.